Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii dün akşam oynanan bir karşılaşma var. Kayserispor karşısında elde edilen bir galibiyet ve ligde Fenerbahçe ile süre gelen o sürdürülen yarışın devamı anlamında bir 3 puan oldu. Evet, bu maç geride kaldı ama maçın geride kalmasıyla birlikte pek çok konu da gündeme geldi. Onlardan da bahsedeceğim. Bunun ötesinde güne yansıyan haberler, hem yerli basına hem yabancı basına yansıyan haberleri derleyip toplayıp şöyle size kabaca bir özetle sunmaya çalışacağım. Evet, gerçekten ilginç haberler var. Galatasaray'a hiç beklemediği bir yerden sürpriz bir transfer teklifi geldi ve Galatasaray'ın önemli bir oyuncusunun geri dönüş sinyali ortaya çıktı. Yani çok fazla zamanınızı almamak adına hemen konulara girmek istiyorum. Tabii merak ediyorsunuz Rıdvan Yılmaz'la durum ne, ondan da bahsedeceğim. Öncelikle bir kere şunu söyleyelim, Okan Buruk'un açıklamaları var. Davinson Sanchez'le ilgili sözleri dikkat çekiciydi. Hedefi Ümraniye maçı, yani Ziraat Türkiye Kupası maçı, arkasından da bir Trabzonspor maçı var. Oraya hazır olacak diye düşünüyorum dedi. Yani Ümraniye maçını biz planlamıştık dedi. Hemen onu söyleyelim. Icardi'nin de çarşamba günü antrenmanda olacağını ve antrenman performansına göre, çünkü kendisine bir plan verdik, çalışma planı verdik. Ondaki gelişmenin nasıl yansıdığını göreceğiz. Ona göre de pazar günü bir şekilde oyuncunun oynayıp oynamayacağına bakacağız dedi. Onu özellikle söyleyelim. Galatasaray sahasındaki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı. Gerçekten çok kolay bir elde edilebilecek bir performans değil. Onu özellikle söylememiz lazım. Hemen yine bir başka konudan devam edelim. O da Okan Buruk'un bir başka sözü var. Diyor ki önceliğimiz sol bek. Biz Barış Alper'i önde değerlendirmek istiyoruz diyor ki bence de gerçekten haklı. Hani Barış Alper de artık oynamadığı mevki kalmadı. Yani bir kalede oynamadı, bir de stoper oynamadı. Onun dışında her mevkide oynadı ve şu ana kadar görev aldığı her mevkide de verimli bir performans sergiliyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Bir başka önemli konu Victor Nelson. Victor Nelson biliyorsunuz gözden çıkarılmış, satılacaktı. Şu anda satılacaklar listesinden kalacaklar listesine döndü. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Eğer bu performansını 4-5 hafta önceden başlatsaydı yine o sezon başındaki 20-25 milyonlar civarına, 20 milyon euro civarına dönülebilirdi. Şu an için onun gitmesiyle ilgili herhangi bir plan yok. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Bu planın olmaması demek Victor Nelson, Davinson Sanchez rekabeti, Abdülkerim Bardakçı, ki Abdülkerim Bardakçı ile ilgili çarpıcı bir gelişme var. Onu da özellikle söyleyeceğim. Bu mücadele devam edecek gibi görünüyor. Baran Aksaka Gençler Birliği'ne kiralandı. Onu söyleyelim. Genç oyuncuların oynaması gerekiyor. Gençler Birliği'nde belki de şans bulduğunda iyi işler yapabilir diye düşünüyoruz. Şöyle sırayla gidiyorum. Bakasetas konusunda Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Hani baktım sosyal medyada da siz işte sözleşmeli bir oyuncuyla nasıl görüşürsünüz ya da menajeriyle nasıl görüşürsünüz türünden cümleler görüyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Son senesine girmiş oyuncular ikinci transfer tescil döneminden sonra, başlamasından sonra bir başka kulüple görüşme hakkına sahip, onu söyleyelim. Yani 11 Ocak itibariyle 2024'te sözleşmesi bitecek Bakasetas artık başka kulüplerle görüşebilir. Menajeri görüştü ve zaten açıklama yaptı. Biz kararı Bakasetas'a bıraktık dedi. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın açıklaması da aramızda çok fark var, anlaşamıyoruz dedi. Yani bizim teklifimizle, yani bizim kendisine önerimizle onun bize teklifi arasında ciddi fark var diyor. Bu da artık gideceği anlamına geliyor. Onu da özellikle söyleyelim. Ama bu arada Beşiktaş'a mı gider yoksa Galatasaray'a mı gider onu bilemiyorum. Fakat Galatasaray'ın biraz daha önde olduğunu, hedefinin de şampiyonluk olması nedeniyle Galatasaray'ın daha öne çıktığını söyleyebilirim. Bakasetas açısından bakıyorum. Hemen sırayla gideyim. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz konusunda
Ibrox News diye Rangers'ın bir gazetesi, İskoç gazetesinin haberini okudum çok net bir şekilde. Rıdvan Yılmaz'ı Galatasaray'ın istediği ama kiralama istediği söyleniyor. Oysa Rangers kulübünün bir açıklaması var, gazeteye yansıyan açıklaması. Diyor ki, yani Rıdvan Yılmaz'a söylemiştik zaten Galatasaray'ın ilgisi olduğunu. Onlar şöyle söylüyor. Biz oyuncuyu 3.4 milyon sterline, ya bu da aşağı yukarı 4 milyon euro yapıyor. 4 milyon euroya aldık. Bu parayı verirlerse verebiliriz. Aksi takdirde kiralama bizim için iyi bir seçenek değil. Çünkü İtalya'da da talipleri var diyor. Söylemiştim, Genoa, Hellas Verona gibi talipleri var. Dolayısıyla Rıdvan Yılmaz işi biraz sekteye uğramış gibi görünüyor. Onu özellikle söyleyeyim. Bu nedenle de bir başka defter açıldı. Angelinho zaten gidiyor. Orada bir sıkıntı yok. Bir başka defter yeniden açıldı. Vidovic, Jagiellonia'da oynuyor biliyorsunuz, Polonya'da. 23 yaşında bir sol bek. Şimdi ondan bir Sasha Boye olur mu diye bakıyor Galatasaray. Onu scoutlar bulmuştu zaten. 22 maçta 9 gol 3 asistle oynadı. Nasıl bir şey olur? Bir sol bek böyle oynar mı? 9 gol 3 asist. Serbest vuruşlarda, frikiklerde gerçekten çok etkili bir oyuncu. Kenar ortalarıyla ve gol noktalarıyla, koşularıyla da dikkat çekiyor. Üstelik de 2025'te sözleşmesi bitiyor. 3 milyon euro güncel piyasa değeri var. Oyuncu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Kendisini daha iyi ifade edeceği bir takıma gitmek istiyor. Polonya Ligi biliyorsunuz çok önde bir lig değil. Evet, bizim ligimiz de çok yukarıda olmasa da yine de oynayan oyunculara baktığımızda Icardi'ler, Torreira'lar, Muslera'lar, işte Fenerbahçe'de Dzeko'lar, Tadic'ler, işte Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'ler falan, yani böyle önemli isimler olduğu için buraya gelmek ve buradan kendisine bir pazar yapmak istiyor ki bence de çok haksız sayılmaz bu manada baktığımızda. Şimdi şu bir olay daha var tabii, hani bu noktada sol bek transferiyle ilgili başkan da açıklama yaptı. Okan Buruk da çok net, önceliğimiz sol bek diyor. Ama bir yandan da Dubois konusunda, ki Sasha Boye ile ilgili bir olumsuzluk olursa diye yapılan bir planlama vardı. Dubois'ı tekrar geri çağırmak, planlama bu. Göksel Gümüşdağ, oyuncu bizim oyuncumuz ve ondan çok memnunuz. O da burada olmaktan memnun diyor. Ama orada bir cümle var. Benim seçip aldığım bir cümle var. O cümleye bakarsanız eğer, iyi bir pazarlıkla Dubois dönebilir. Yani cümleyi söyleyeceğim size. Eğer bir gelişme olursa değerlendirebiliriz. Bu ne demek? Yani bir gelişme olursa değerlendirebiliriz. Yani bize bir teklif gelirse biz de onu değerlendiririz. Diğer taraftan baktığımızda da zaten Galatasaray'ın onunla ilgili bir düşüncesi var. Neden bu noktada duruyor biraz? Süre var ve bu süre içerisinde acaba farklı bir yapılanma olur mu diye bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir başka nokta daha var. Galatasaray Tete'den memnun değil. Zaha'dan da memnun değil. İkisinden de memnun değil. Özellikle son maç bunu gösterdi. Hatta Tete'nin ıslıklandığını da söyleyelim. Böyle bir durum da var. Yani daha doğrusu protesto ediliyor oyuncular, beklentilerin altında kaldığı için, onu söyleyelim. Bu tam da bu konuşmalar gerçekleşirken Zaniolo'nun menajerinden dönebiliriz haberi geldi. Yani Galatasaray'a dönebiliriz. Ha, bundan Galatasaray taraftarı gerçekten çok mutlu oldu. Sosyal medyaya baktım. Sosyal medyada bayağı bir dön diye şarkılar söylenmeye başlandı. Çünkü geçen seneki kadro aslına baktığınızda şampiyon kadronun içerisinde önemli temel taşlarından biriydi. Hani geçen seneki şampiyon kadro neredeyse bu işi daha iyi götürecekmiş gibi görünüyor. Şu Tete'ler, Zaha'lar, Endombele'ler olmadan daha iyi götürecekmiş gibi görünüyor. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi gelelim Abdülkerim Bardakçı meselesine. Tam da Victor Nelson derken Milan sol stoper aradığını ve bu noktada Abdülkerim Bardakçı'nın da listeye alındığını, hatta bu transfer için 20 milyon euronun da gözden çıkarıldığını söylüyor. Yani İtalyan basını yazıyor. Buna karşılık da Galatasaray'a soruyorlar. Yani bize kaça verirsiniz diye. Hani 15 falan dense hemen alacaklar. 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumdalar. Ama Galatasaray'ın ben Abdülkerim Bardakçı'yı vereceğini düşünmüyorum. 2025'e kadar sözleşmesi var.
Yani bu sezondan sonra bir sezon daha sözleşmesi var. 30 maç 4 golle oynadı. Ve gelelim iki tane orta saha oyuncusuyla ilgili gelişmeyi size söyleyelim. Bir tane yine İtalyan basınına yansıyan bir Mario Pasalic iddiası ortaya çıktı. Bakın bunlar iddialar, onu özellikle söylüyorum. Ben de size günü toparlayarak sunmaya çalışıyorum. Hırvat oyuncu Atalanta'da oynuyor. Bu noktada Galatasaray'ın araştırma yaptığı bilgisi var. Yani acaba Pasalic'le orta sahada bir 10 numara pozisyonu. Biliyorsunuz Mertens oynuyor ama Mertens'in orada bir devamlılığı yok. Ondan kaynaklı. Merkez orta sahada oynuyor oyuncu doğal olarak. 24 maç, 2 gol, 2 asisti var. 60 kez de Hırvat milli takımının formasını giydi Pasalic. Zaten tartışmaya gerek yok. 28 yaşında bir oyuncu. Bir de Rafael Onyedika, onunla ilgili de şöyle bir karar var Galatasaray'ın, onu da paylaşalım. Kulüp Brugge'nin oyuncusu, ön libero oynuyor. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Transfer bir oyuncu gönderirsek onu alalım, parayı ona verelim, onu alalım diyor. Yani sol bek, ön libero, 10 numara. Zaniolo dönerse zaten sorunlar çözümlenmiş olacak. Dolayısıyla Galatasaray geçen sezonki gibi güçlü takıma dönmüş olacak. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.